Yeni bir kitabın girişinden merhabalar. Tanrı, Moşe'nin elindeki asayı işaret ederek ma ze be ya diye bir ifade kullanır Şemot perişnasında. Elindeki nedir? Moşe cevap verir. Asa. Onu yere attığında da yılana dönüşür. Moşe yılanın önünden kaçar. Midraş Şemot Ramada yer alan bir öyküyü bununla ilişkilendirilmeye çalışalım. Romalı asil bir kadın Rabbi gelir ve benim tanrım seninkinden büyük der. Rabbi sebebini sorar. Senin tanrın çalılıkta Moşe göründüğünde Moşe yüzünü sakladı. Benim tanrım ortaya çıktığında ise yani yılan ortaya çıktığında ise kaçtı. Tanrı Moşe'ye göründüğünde kaçacak yeri yoktu şeklinde bir cevap verir Rabbi Yossi. Çünkü Tanrı her yeri, evreni tam olarak dolduracağım demiştir. Halbuki yılan sadece orada vardır. Bu o, o tehlikeden kaçmayı istemiştir. Bu da son derece normaldir. Rabitvi Elimelech Herzberg bu midyaçtan yararlanarak iyi bir liderlik dersi verir. Romalı kadın kendi tanrısının yılan olduğunu söylemektedir. Çünkü bu onun alışmış olduğu tarzdaki bir liderliktir kadının o zamanki lideri yılan karakterli biridir ve günümüzde de aynı tipte liderleri görmek hiç de zor değildir, hiç de sürpriz değildir. Bunlar hiçbir nedene dayanmadan kendi halklarını ne kadar güçlü olduklarını göstermek amacıyla cezalandıran kişilerdir. Yani hiçbir sebep olmadan saldıran yılanlar gibi. Başka bir bakış açısıyla da başkaları hakkında dedikodu yapan kişiler de yılana benzer. Burada elde edilen kazanç başkalarını küçülterek elde edilmektir. Elde edebilmektir. Yani başkalarını küçümseyerek kendilerini yüceltmektir. Bu ancak yılanların yapabileceği bir davranıştır. Moşer Abedon'un kaçtığı bu türdeki liderlik anlayışıdır. Böylesine bir idarenin en küçük bir kısmı bile Moşe'ye uygun değildir. Zira atalarımızın Tora yolunda yansıttıkları heset ve nezaket dolu davranışlarının bu tip yönetimde bir yeri yoktur. İyi bir lider toplumunun aynası, iyi bir lider toplumunun gerçek bir yol göstericisidir. Aynı Moşe beni olduğu gibi. Şabat çarım.